Çuvallamaya devam. Yarın ziraat devrimini ilan edeceğiz. Kaç oldu bu dedeciğim? 16 torun. Kızım, biz biraz yorulduk da ara verebilir miyiz artık? Ara mı? Yarın toptancı geldiğinde ara verdik, yetiştirmedik, kusura bakma mı diyeceğiz baba? Ara, para etmez, çalış baba. Hadi oğlum. Hadi. Tamam çalış. Kızım, tamam. Şimdi öz kızımdan çekiniyorum resmen ya. Bugün çok çalışalım ki yarın bu çocuklarımız rahat görsün. Yüzleri gülsün. Her şey daha güzel yarınlar için. Emeksiz yemek çiftçiye yakışır mı? Yakışmaz. Öyleyse çalışmaya devam. Devam. Ve mükemmel çalımlar. Mükemmel. Emrah. Emrah vur. Yeğenim. Lastik pabuçlar da yakışmış. Alışıyorsun köye. Köy güzel de sineği çok. Hani böyle küçük küçük, arsız, hadsiz. Sinek küçük ama mide bulandırır. Dikkat et yeğenim. Akıl al babanı ikna et. Gide buradan. Gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? Hani gitmeyeceğim. Sırf sana inat burada kalacak. Kalmayacağım. Gideceksiniz. Kalacağım. Hatta senin odanı da alacağım. O işte itiraf etti. Malımızda gözünüz var. Siz bu yüzden geldiniz buraya değil mi? Oğlum sen benim aileme laf söyleyemezsin. Söylerim. Ben senin amcanım. Sen çok fazla oldun ha. Sen de çok eksik olmuşsun. Sen de bir buçuk olmuşsun. Allah Allah. Gel. Eşkıya mı kesildiniz başıma be? Neyi paylaşamıyorsunuz? Yaşırsınız ikiniz. Gidin güzel güzel oynayın. Neyin kavgası bu? O başlattı. Hayır o başlattı. Sen başlattın. Sen başlattın. Sen. Başlamayın gene. Ne ceza verem size? Akşama kadar bahçede tek ayak üstünde aç susuz bekleten mi? Babacığım işine karışmak gibi olmasın ama böyle ceza vererek bir çözüme varamayız. Bence çocuklara birlikte yapılacakları bir aktivite bulmalıyız. Ne yapak? Ya ne bileyim böyle camping gibi, trekking gibi yani dağ yürüyüşü gibi. Dağda yürüsünler mi yani? Aynen öyle. Abi olay trekkingden buralara nasıl geldi? Gerçekten anlamadım. Hem bu hayvandan nasıl söz dinler ki? Hoş! Gel pisi pisi. Koyunu kedi sanıyor en ayı. Güzeller benim yeğenim. Emrah söyler dinlemezse akşama yiyeceğim naneyi. Ya bırak mani düzmeyi de yardım et azıcık. Tamam be tamam. Zaten sen ne anlarsın hayvan otlatmaktan. Keçileri ben öyle, koyunlar sende. Yok ya. 5 tane keçi var, 30 tane koyun. Keçiler bende, koyunlar sende. Keçiler zaten sana yakışır. İnatçı keçi. Oğlum ben senden kurtulamayacak mıyım? Söyle babana gidin işte buradan. Gitmeyeceğim. Gitsin. Gitmeyeceğim. Gitsin. Gitmeyeceğim. Ya gideceğiz. Gitmeyeceğim. 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 Oğlum keçileri kaçırdın. Koyunlar keçilerin hepsi gitti. Baksana. Ya hep senin yüzünden babam bizi mahvedecek ya. Hayır senin yüzünden. Senin yüzünden mahvedecek. Senin yüzünden. Ne yapacağız ya? Yerleri nerede? Nerede? Yerleri nerede? Kuçu kuçu. Pisi pisi. Delirteceğiniz mi lan siz beni? Oğlum ya kurt ineydi sürüye. Tevi dağın oradan aldık geldik sürüyü. Bu sefer iyi bir cezayı hak ettiniz ha. Evet. Ben de sana hak veriyorum. Yani artık bir çıkarım yapmanın vakti geldi. Bu anlamda bir cezayı ben de uygun görüyorum. Yine trekking brekking mi yani? Yo tabii ki hayır. Bu sefer çok daha kötüsü maalesef. Ceza paspası. İlk defa akıllıca konuştum ha. İşte ceza paspası. İyice temizlemeden eve gelmeyin. Yarın toptancı gelecek. Baba ben işine karışmak gibi olmasın ama yani ceza paspası derken çocuklar böyle tutarsın böyle hani ceza... Al işte mutlu musun? Senin yüzünden yine ceza aldım. Bıktım senden ya bıktım. Ben sanki sana çok bayılıyorum. Toprağınızda gözünüz var. Ne yapacağım ben senin toprağını be? Ben İstanbul'a eski okuluma dönmek istiyorum. Al! Toprağında paspasın da senin olsun. Bulaşma bana. Al işte. Pili de bitmiş. Ne yapacağım ben şimdi?
Teşekkür ederim. Nereden buldun bunları? Radyonunkini söktüm. Gece soğuk olur diye de sobaları yaktım yeğenim. Ya, demin biraz fazla çıkıştım. Kusura bakma. Önemli değil yeğenim. Amca yeğen arasında olur öyle. O elindeki müzik dinlemek için çok eski değil mi? Ne dinliyorsun o kasette? Annemin sesini. Şarkıcıydı annem. Bazen konserler vermek için şehir dışına giderdim. Onun sesi olmadan uyuyamıyorum diye de şarkılarımı bu kasete kaydetmişti. Onun olmadığı gecelerde bu kaseti dinleterek uyuturlarmış beni. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. O yüzden mi gitar çalıyorsun sen? Evet. Annem de çocukken geleceğin müzisyenleri yarışmasına katılıp kazanmış. Eğer o yarışmayı kazanırsam belki biraz daha anneme yaklaşmış hissederim kendimi. Ama artık ne gitarım var ne de İstanbul'a gidecek param var. Yeğenim, böyle bir derdin varsa amcana söylesene. Amcalar bugün verecek. Ben alırım sana bir gitar. Sağ ol. Almış kadar oldum. Biliyor musun? Ben sana ısınmaya başladım sanki. Sobayı yaktık ya ondandır. Aynen ya. Biraz fazla mı sıcak oldu? Bir ses mi duydum ya? Bir şey geçti sanki. Mısırlar fazla ısınınca patlamaya başladı. Allah! Kapat şurası kapatın. Giremiyorum ki nasıl kapatacağım? Gözüm! Mısırlar geliyor. Kapat şunu kapat. Düştüğümüzde 4 yıllık kazancını tek hasattan çıkardın. Ay ağzından bal damlıyor be torunum. Baba. Heh. Ya Çınar'ın derdi aslında bu müzik yarışması. Bütün huysuzluğu o yüzden yani. Sana çok yük olduk biliyorum ama çocuğa bir gitar alabilsek o da müzik yarışmasına katılsa. Yarın toptancı gelecek toptancı. Paraları aldı mı torunuma bir gitar. Bileziği aldıktan sonra tabii. Tamam sana bir bilezik. Torunuma da bir gitar. Mehmet, bu mısır işi patlayacak. Patlayacak. Ya ne yapacağız şimdi? Nasıl temizleyeceğiz buraları? Merak etme. Bir 10 dakika ara verip mısırımızı yiyelim. Sonra kaldığımız yerde devam ederiz yiyelim. Mısır işi patladı oğlum. Baba bize bir ceza var mı? Yok oğlum yok. Size verdiğimiz ceza da bize ceza olarak dönüyor. Gelin bakayım çocuklar ben sizinle bir şey konuşacağım. Gitti benim birazcık ne bebeğim. Sakin olun sakin olun. Sakin olun. Toprakları gezmenin vakti geldi. Sevim teyze atımı hazırla. At mı? Kızım ben sana atını da bulmayacağım gari buruna da. Bilezikleri unut o zaman. Bak görüyor musun çok ikna edici bu kıza bilezik dedi. İkna ediverdi. Arkadaşlar gün fedakarlık günüdür. Neyimiz var neyimiz yok ortaya dökeceğiz. Değil mi? O gitar buraya gelecek. Değil mi? Hadi bakayım pamuk eller cebe. Her şey sanat için arkadaşlar. Hayır toplum için. Sanat için. Toplum için. Sanat için. Toplum için. Arkadaşlar lütfen susun. Hatırım için.